Almanya'daki korona önlemlerini resmi açıklamaları, salgına ilişkin son verilerle eyaletlerdeki çalışma ve gündelik yaşama ilişkin detayları gazeteci Süheyla Kaplan Almanya'nın Hamburg kentinden aktaracak. Süheyla Kaplan, e, öncelikle merhabalar. Almanya'daki son durum ne diyerek sözü size bırakıyoruz. <laughs> Merhaba medya. E, Almanya Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da e, tedbirlerini e, yumuşatmaya devam ediyor. Normalleştirme aşamaları devam ediyor. Almanya e, hafta sonu hareketliydi. Çünkü pandemiye karşı e, protesto gösterileri vardı. Almanya'nın birçok eyaletinde Stuttgart, başkent Berlin olmak üzere birçok eyalette eee Alman hükümetinin tedbirleri aldığı tedbirlere karşı protesto gösterileri söz konusuydu. E, bu kesim genellikle aşırı sağcılardan ve ezoterik bir gruptan oluşuyor e, ve e, korona pandemisinin tamamıyla komplo teorisi olduğuna e, inanıyor ülkeler ve e, e, bu önlemlere de almamak konusunda direniyorlar. Örneğin gösterilerde bir türlü maske takmıyorlar e, inanmadıkları için. Örne ve Stuttgart'ta e, hafta sonu maske takmayanlara polis toplam e, 18 bin euro para cezası e, kesti. Federal e, Anayasayı Koruma Dairesi İç istihbarattan sorumlu Alman Anayasayı Koruma Dairesi özellikle aşırı sağcıların yeni bir zemin oluştur konusunda e, bu e, gösterilere uyarılarda bulunuyor. E, aşırı sağcılar nasıl ki mülteci krizinde bir yeni bir siyasi arenada Pegida hareketi gibi bir söylem, anali, e, söylem alanı bulmuşlardı. Dolayısıyla AfD gibi aşırı sağcı popülist partiler ve aşırı sağ e, kesim e, koronanın tamamıyla komple teorisini e, e, inandıkları için böyle bir e, harekette vatandaşları, kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. E, bu anlamda İç İstihbarat e, Servisi Başkanı e, uyarılarda uyarılarda bulunuyor. Peki Almanya'da son durum nedir? Yeni vaka sayısında azalma olmakla birlikte son 24 saat içerisinde 342 yeni vaka e, tespit edildi. 21 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içerisinde. Böylelikle Vaka sayısı Almanya'da 174.697'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.000'i e, buldu. Peki Almanya'da neler oluyor? E, Almanya'nın e, Osnabürük kentinde aşağı e, Saksonya eyaletine e, bağlı e, bir mezbahada e, 92 çalışan üzerinde... E, Korona e, pozitif çıkınca e, kontak personeleri de e, karantina altına alındı ve şu anda Çalışma Bakanı Federal Çalışma Bakanlığı e, nezdinde federal hükümette bir e, bilgilendirme e, toplantısı e, söz konusu bu bölgenin karantina altına alınmasından sonra özellikle et e, sektörü ve gıda e, sektöründe Federal Çalışma Bakanı yeni bir e, yapısal reform konusunda, yasa tasarısı konusunda e, yeni bir yasa tasarısı hazırlanacak. E, böylelikle bu alanlarda çalışanlar özellikle Doğu Avrupa'dan gelen e, ucuz iş gücü oluşturuyor. E, dolayısıyla iş güvenliği yeni bir iş güvenliği sağlanması konusunda Start verildi gıda sektörü konusunda ve Federal Çalışma Bakanı yaptığı açıklamada iş güvenliğinin sağlanması ve asgari ücretinin sağlanması ve çalışma koşullarının bu sektörlerde iyileştirilmesi konusunda federal hükümete ve bilgilendirme gerçekleştirecek Federal Dışişleri Bakanlığı bugün yine Hareketli ee, Dışişleri Bakanı Hayko Maas Alman basına verdiği açıklamada 15 Haziran tarihinden itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını e, belirtti ve Dışişleri Bakanı Hayko Maas bugün 13'te e, özellikle e, turizm bölgesinin yoğun olduğu ülkelerde İspanya, İtalya, Avusturya, Kıbrıs, e, Slovanya, Malta, Bulgaristan gibi ülke dışişleri bakanlarıyla bugün saat 13'te video konferansı gerçekleştirecek. Her ne kadar seyahat uyarısını Almanya kaldırmaya hazırlanıyorsa da Dışişleri Bakanı'nın önemli bir açıklaması var. Bu yılki tatil geçmişteki yıllara benzemeyecek. E, mümkün olduğunca tatilciler Avrupa Birliği üyelikleri içerisinde tatilleri geçirmesi konusunda uyarıda bulundu. E, ve e, hangi koşullarda e, tatil yapılacak? Şiştrant dediğimiz sahillerde hangi kurallara uyulacak? E, bugün e, öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrasında kamuoyuna duyulacak başbakan Merkel hareketli, eee cumhurbaş hareketli dakikalar yaşanıyor Bundes amta. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile saat 15.30'da bir video konferans gerçekleştirecek Merkel. iki ülke arasında ...korona e, konusunda ne gibi... E, ...önlemler alınabilir? Özellikle maliye konusunda... ...Avrupa Birliği içerisinde... ...teknoloji, dijitalleşme... E, ...gibi konularda... E, ...iki ülkenin önemli kararlar alması bekleniyor. E, saat 17'de Macron ve Merkel... ...kamuoyuna toplantı sonrası... ...video konferans sonucunda... ...sonrasında önemli açıklamalar... E, ...yapması bekleniyor. E, Merkel'in önemli bir açıklaması mı oldu... ...hafta sonunda... ...basın özgürlüğü konusunda... E, ve Merkel İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk özgür gazetelerin yayınlanması yıldönümü nedeniyle basın özgürlüğüne değindi. Bununla ilgili basın açıklamasında bulundu. Merkel satır başlarına baktığımızda gazetecilerle ilgili önemli açıklamaydı bu. Buna göre günümüzde otoriter rejimlerde iktidara gelenler en başta basın özgürlüğüne son veriyor ve özgür gazetecilik böylece mümkün olmuyor dedi. Merkel yine basın özgürlüğünün bir bütün olarak demokrasilerinin bir yapı taşı olduğunu ve gazetecilerin hükümetleri ve bütün siyasi aktörlere eleştirel bir gözle bakabilmelidir dedi. Merkel'in basın özgürlüğü vurgusu Alman Gazeteciler Birliği tarafından da memnuniyetle karşılandı. Almanya'nın Hessen eyaletinde Şubat ayında e, Hanov kentinde aşırı ırkçılar tarafından dördü Türkiye’li olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Alman Adalet Bakanlığı Federal Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ailelere e, e, kapsamında e, eşlere, çocuklara vesaire 30 bin euro ya kadar bir maddi yardım e, yapılacak ailelere hayatını kaybedenlerin ailelerine. Son gelişmede e, haberimizde e, Almanya'daki Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere silah ticaretinin artmasıyla ilgili Sol Parti Federal Millet Vekili Sevim Dağdelen e, federal hükümetin yanıtlaması istemiyle e, bir önerge verdi ve Federal Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu e, Libya'daki çalışmalara taraf olan ülkelere Almanya silah ticaretinde bulundu. Sadece Türkiye'ye 15 milyon euro e, değerinde silah ihracatına federal hükümet onay vermiş oldu. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri daha önce Şubat aylarında hatırlanacağı üzere Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'yı Libya'da uygulanan silah amborgasını ihlal etmekle suçlamıştı. Medya Almanya'daki gelişmeler ana hatlarıyla bu şekilde söz sende. Süheyla Kaplan aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar.